Barış Bey, o mafya babası gene aradı. Sor bakalım patronuna dedi. Gönderdiğim filmi beğenmiş mi dedi. Tamam Şirin. Ay ama Barış Bey, taktı bu adam size. Ha bir de İlayda Hanım aradı. 5 dakikaya geliyorlarmış. Hah, ne oldu patron? Tamam mı? Aldık mı kızı? Ne bu heyecan Teo? Ne yapacaksın alıp kızı? Aşk olsun patron ya. Ben ne yapacağım kızı alıp? Kazayı nasıl çözeceğiz? Ben onun derdindeyim yani. Tamam kusura bakma. Kız hem şüpheci hem de dik kafalı. Yardım almayı bile bilmiyor. Olmadı yani. Ama dediğin gibi. Kafası iyi çalışıyor. Yani vardır bir çözüm yolu illaki ama vallahi durdu kafam yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Test parası bıraktım. Onu bile kesin şimdi camdan aşağı atmıştır. O kadar. O kadar. Hoş geldiniz. Barış Bey toplantı odasındasınız. Yolu biliyorum. Tombul ve pembe ha? Seninle çok eğleneceğiz anlaşılan. Bu ne böyle be? Evet. Buka and Stone Love Agency. Nasıl isim? Yine hızlı koşmuşsun. Aa, beni bilirsin. Hızlı, öfkeli ve karlı. Arkadaşlar kaynaşmak için yeterince vaktiniz olacak. Ama önce nikah. Değil mi Barış? Nikah mıymış? Ben bunu ortaklık görüşmesi zannediyordum. E ortaklık da bir nevi evlilik değil midir? Allah'tan değil. Yoksa kaçardım şimdi. Sakın bana evlilik fobim var deme. Ya ama Barış Bey toplantıda çağıramam ki. Ya benim şimdi kısa sürecek. Çağır patronunu, ben bir şey verip gideceğim. Tamam siz bana verin, ben kendisine iletirim. Ya olmaz. Benim bizzat kendim onun kafasına... Hayır, hayır, hayır. Yani eline, yani eline vermesi lazım. Kızım biraz sakin olsana ya. Aile, miras ve işletme hukukunda senin ofisin. Ticaret ve devlet hukukunda benim ofisim. Yani bu ortaklığı... Affedersiniz, devam ederim. Pardon ama bunu siz mi bıraktınız? Arka koltuğumda buldum. Evet. Düşürmediniz yani, bıraktınız. Evet bıraktım. Sorun nedir? Allah Allah ya. Sizden para isteyen mi oldu kardeşim? O kız Barış'a mı bağırıyor? Biz şey yapmayalım. Karışmayalım, bu biraz özel bir mevzu çünkü. Özel bir mevzu. Barış'la kılıksız bir kız arasında mı? Yani hayat işte, ne olacağı belli olmuyor. Bu Teo'nun kellesi tez uçurulu. Ya ne yapıyorsun, bıraksana kolumu. Dur. Ya bırak, çekiştirip durma be. Ya nedir bu para verme sarnız, anlamıyorum ki. Ya ben size sadaka mı istedim? Bağırma, toplantı var içeride. Zorla sinirlendiriyorsunuz insanı siz de. Ya bırak. Ya çekiştirme. Bırak kolumu, bırak. Ya çekiştirip durma, bırak. Bağırma diyorum. Pardon. Pardon, ben pardon. İyi misiniz? İyi. Şirin, Aslı neden bağırıyor patrona? Aslı mı? Sen kızı tanıyor musun? Ya tanıyorum da niye kızmış biliyor musun? Ben nereden bileyim Teo? Ben hiçbir şeyden haberdar değilim ki. Para yüzünden bağırıyor, o para. Para? Ha, merhaba bu arada Gülben. Ay Gülben gibi oldu. Yani Gülben. Hani ben Gül anlamında, adım Gül yani. Anlıyorum, sağ olun. Para yüzünden mi kızmış dediniz? Evet ya, para mevzuları yani. Ama işte yani biliyorsunuz para... Yani işte varlığı ayrı, yokluğunu zaten malum. Ben ne siz sorun ne ben anlatayım. Çok fena. Hele bizim mahalledekiler var yani onlar da...
işine zorla girilmesi, istemediğin şeylerin yapılması nasıl oluyormuş? Bir izin verirsen anlatacağım. Biliyordum ama ben biliyordum. Ben biliyordum. Bir insan durduk yere bu kadar yardım eder mi? Ben bunu biraz paraya, azıcık güzel söze kandırırım sandın ama yemezler. Sen git başka safkaloz bul kendine. Oh! Yok yok, sorun sende değil. Ben kimi görsem çarpıyorum bugün zaten. Dedektif? Senin ne iş? Senin avukat bu mu? Bu demesek daha hoş olacak ama yani. Siz kimsiniz kardeşim? Ne istiyorsunuz benden? Dediğim gibi test parası. Hanımefendiye anlatır mısın Teo? Tamamsa pazartesi başlasın. Değilse de bağırıp durmasın. Ciddi bir ofis burası. Tamam mı yani? Alıyor muyuz şimdi? Tamam. Ya senin de tersin de pismiş arkadaş. Şunu bir bırak. Anlatacağım ben sana. Test parası mı dedi o? He. Neyse. Yani şoförlüğünü görmek için bindi taksine. Başka bir şey yok. Test. Peki test parası ne? Ya bak, bir adamın şoförü onun bir nevi sağ koldur. Çünkü neden? Çünkü atıyorum yanında telefonla konuşur. İşle ilgili bir şey konuşur. İş sırlarını duyarsın. Bir derdi olur onu duyarsın. Sırdaşı olursun yani, anladın mı? Tamam da bunun parayla ne ilgisi var? Para. 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 Ay pardon, ben kendi kendime şey yaptım bir anda. Tamam, siz devam edin. Buyurun. Bak, para en temiz güven testidir. Yani parayı geri getirenle üstüne yatan aynı kefeye konmaz. Doğru. Ben de neler dedim adama ya. Yok, bir şey olmaz. Bakma, senin böyle tok gözlü olman, gururlu olman onun hoşuna gitmiş belli. Adam işe aldı sonuçta ya, daha ne yapsın ya? Teşekkür edersin benim adıma. Ama ben özel şoför olmayı falan düşünmüyorum diyor. Bir dakika, nasıl yani? Aslı! Aslı! Ya bir dur, bir şey diyeceğim ya. Ya Ateş Hoca, peki ufaklığın davası ne olacak? İşi kabul etsen patron bedavaya halledecekti ne güzel işte. Neyi halledecekti patron? Ya şu çiçeğe çarpan adamı bulacaktık. Kısmet değilmiş işte. Sen de çok uğraştın, sağ ol. Hadi. Hadi gül.